Dijital dönüşüm konusunda nasılsınız? Uyum sağlayabildiniz mi? Özellikle hani yeni nesil gençler bir şekilde zaten o dönüşüm içindelerdi ama eski kuşak internetle böyle 40'lı yaşlarından 50'li yaşlarından sonra tanışan kuşak için tahmin ediyorum ki epey bir zor olmuştur ve pandemi döneminde ister istemez bir dijital dönüşüm yaşadık. Evlerinden çalışmaya mecbur kalanlar bu sırada ne gibi zorluklar yaşadılar? Biz bu dönüşüme hazır mıydık? Dijital dönüşüm tamamlandı mı? Hadi gelin biraz bunlardan bahsedelim. Dijital dönüşüm danışmanı Tolga Özol stüdyo konuğumuz. Öncelikle günaydın demek istiyorum. Sevgili günaydın. Tolga, günaydın. Hoş geldin. Hoş. Hemen şununla başlayalım. Dijital dönüşüm nedir ve dünya şu anda dijital dönüşümün hangi aşamasında? Pandemi bu aşamayı hızlandırdı mı? Öncelikle sondan başlayalım. Pandemi bu aşamayı çok hızlandırdı. Dijital dönüşüm temel anlamda kurumların, organizasyonların iş yapış modellerini, iş süreçlerini dijital teknolojilerle harmanlayarak, dijital teknolojileri bu süreçlerin içine dahil ederek yeniden iş modellerinin tanımlanması anlamına geliyor. Burada temelde en önemli konu daha verimli çalışmak, tasarrufu arttırmak, yeni kar modellerini ortaya koymak. Ve pandemiyle ilişkilendireceğimiz noktası da şu, değişen koşullara şirketleri ve kurumları ve insanları adapte etmek. Biz pandemi sürecinden önce tabii 3. endüstri devrimi 1975, oradan itibaren internet hayatımıza girmeye başladıktan sonra aslında dijitalle yavaş yavaş tanışıp uluslararası şirketler bu dönüşüme kendilerini adapte etmeye başlamışlardı. 2011 endüstri 4.0 ile beraber internet hızlarının artık bizim için ağlarla konuşabilecek noktada olması sebebiyle tabii bu dönüşüm hızlandı. Pandemiyle birlikte de artık aslında dijital dönüşümden ziyade dijital dönüşüme olan gereklilik ve farkındalık inanılmaz derecede arttı. Dolayısıyla pandemi bu noktada her ne kadar dünya için çok kötü bir süreç olsa da dijital dönüşüm noktasında şirketlerin farkındalığını artırmak anlamında konuyu son derece hızlandırdı. Peki bu sürece uyum sağlayamayan ve hani deyim yerindeyse analog olmakta ısrar eden şirketler ya da insanlar hayatta kalabilecekler mi? Aslında dijital dönüşüm tanımlarken biraz önce şunu söyledik. Bu iş süreçlerinin yeniden tanımlanması. Yani oyunun kuralları değişti. Oyunun kurallarına göre ben bu oyunu oynamak istiyorum ama bu kurallara uymak istemiyorum. Bu oyunun dışında kalıyorsunuz. Dünyada özellikle internetin hızlandığı, komünikasyonun arttığı süreçte artık rakiplerimiz sadece yerel rakipler değil. Dünyadaki tüm şirketlerle kendi sektörümüzde aslında rekabet içerisine giriyoruz. Dolayısıyla onların dönüşümleri, özellikle gelişmiş ülkelerdeki dönüşümler bizden çok daha önce başladığı ve sonuçlandığı için onlarla rekabet edebilmek için, kendi piyasa koşullarımızda varlığımızı sürdürebilmemiz için artık dijital dönüşüm bizim için bir tercih sebebi değil, bir zorunluluk. Peki Türkiye bu aşamada nasıl bir yol izliyor? Pandemiyle birlikte herkes tabii kendisine döndü ve bu süreçte hangi noktada olduğunu irdeledi. Evet. Biz hangi noktadaydık ve çabuk uyum sağlayabildik mi, çabuk dönüşebildik mi ve dönüşebiliyor muyuz Tolga? Aslında şöyle, zaten biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası çapta şirketler çok daha önceki yıllarda bu dönüşümü programlarına koymuşlardı ve onlar bu dönüşümle zaten yaşamışlardı ve çalışmaya başlamışlardı. Aslında burası biraz daha bizim tabana yayılan KOBİ diye nitelendireceğimiz şirketleri biraz hazırlıksız yakaladı. Öncelikle dijital dönüşümle beraber 2 milyona yakın çalışan evden çalışmaya başladı. 2 milyona yakın çalışanın evden çalışabilmesi için yeterli internet altyapımız şu anda ülkemizde var mı? Yurt dışındaki gibi değil. Dolayısıyla altyapısal olarak buna tam olarak hazır olduğumuzu söylememiz mümkün değil ki bunu sadece gelişmiş büyük illerimiz için konuşmuyoruz, tüm Türkiye çapı için konuşuyoruz. Bunun yanında evden çalışma modeliyle beraber özellikle hayatımıza giren veri ve o verinin kullanılma şekilleri bizim için tekrar tanımlanmaya başlandı. Dolayısıyla veri derken hayatımıza bir de verinin güvenliği girdi. Dolayısıyla verinin güvenliğiyle birlikte biz daha fazla saldırı altına ve saldırı riski altına girmeye başladık bulunduğumuz dönemde. Ancak adaptasyonumuz çok hızlı oldu. Onu çok net piyasada görebiliyoruz, sektörde görebiliyoruz. İnsanların dijitalleşme ile dijital dönüşüm arasındaki farkı artık daha net anladığını görebiliyoruz. Ve şirketlerin çok hızlı bir şekilde özellikle süreçlerini pandemi döneminde dijital
dönüşüme doğru adapte ettiğini çok hızlı bir şekilde görüyoruz. En alt sektörden başlayarak en üst sektöre kadar hizmet verdiğimiz çok fazla sektör var. Hepsinde bu dönüşümü biz çok net ve rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bireysel dönüşümden de söz konusu, evet. Bireysel dönüşümden de bahsedebiliriz. O da söz konusu ve hı hı. Hepimiz bir şekilde hayatımızı internet üzerinde geçiriyoruz. Ama bunda ne kadar başarılıyız, bunu yönetmekte ne kadar başarılıyız o da soru işareti. Mesela biz her attığımız adımda parmak izimizi bırakıyoruz bir şekilde. Az önce dedin ya veri. Bütün evet. Verilerimiz bir şekilde bir yerde kayıtlı. Doğru. Bu ileride nasıl önümüze çıkacak? Risk? Aslında şöyle, evet verilerimiz kaydediliyor. Yüzümüz bile kaydediliyor. Ama her bilmemiz, şeyimiz. Bilmemiz gereken şey şu, verilerimizi biz veriyoruz. Evet ama ister istemez veriyoruz. Vermezsen giremiyorsun evet, mesela doğru. O siteye. Şu anda şirketlerin özellikle son 5 yılda bütün pazarlama faaliyetleri, bütün pazarlama aktiviteleri nöro pazarlamanın da hayatımıza derin girmesiyle birlikte tamamen müşteriyi tanıma, müşteri deneyimini tanımlama ve bu verilerin üzerinde verileri analiz ederek verileri kullanma üzerine kuruldu. Dolayısıyla arama motorlarının ve sosyal medya şirketlerinin vatandaş profili olarak tanımladığı bir profilleme içerisine cep telefonlarımıza beraber konum bilgilerimiz, çektiğimiz fotoğraflar, yaptığımız konuşmalar, yaptığımız aramalar, bunların tamamı kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla burayı aslında ikiye bölmek lazım. Verdiğimiz bilgilerin bizim için doğru amaçlarla, bizi doğru tanımlayarak, müşteri deneyimimizi yükseltmek amacıyla kullanıldığı durumlar, bu verilerin bizim iznimiz dışında, açık rızamız dışında kullanıldığı durumlar. 2016'da yürürlüğe giren KVKK yasasıyla birlikte aslında açık rıza olmadan verinin kullanımına bir engel getirildi. Tüm dünyada bu aslında daha önceki dönemden başlamış bir engeldi. Fakat şunu mutlaka bilmemiz lazım. Sosyal medya süreçlerini kullandığımız sürece, arama motorlarını kullandığımız sürece orada bıraktığımız izler bu firmalar tarafından kullanılıyor. Ve bunlara isimlendirme olarak bize daha iyi bir kullanıcı deneyimi, daha iyi bir müşteri deneyimi ismi altında kullanılıyor. Fakat gün sonunda kullanılıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii evet. Verinin güvenliği konusunu bir taraftan da konuşmamız gerekiyor. Örneğin bizim incelediğimiz yerlerde gördüğümüz şu, kişisel olarak da verimizi koruma noktasında bilinçlenmemiz lazım. Örneğin pandemiyle birlikte internet kullanımı, sosyal medya kullanımı inanılmaz derecede arttı. Fakat görüyoruz ki özellikle ev kullanıcılarımız, son kullanıcılarımız kendi kullandığı şifreleri bütün uygulamalarda aynı kullanma eğilimindeler unutmamak amacıyla. Dolayısıyla bu veri güvenliği noktasında çok ciddi bir zafiyet getiriyor. Peki o zaman bir örnek verebilir misin bize? Tabii. Hani bu konunun uzmanı ve hani Türkiye'de dijitalleşmeyi de yönlendiren insanlardan birisin. Onun da altını çizmek istiyorum. Bir şifre kullanırken nasıl bir şifre oluşturalım? Kaç haneli olsun mesela? Burada aslında kullandığımız uygulamalar bizi protokolleriyle kullanmamız gereken şifrenin modeli konusunda yönlendiriyorlar. Yönlendiriyor. Ama onu kullanırken özellikle kişisel verilerimizden, işte doğum tarihimizden, çocuğumuzun isminden veya işte annemizin babamızın ismi gibi bizimle ilgili çok rahatlıkla bilinebilecek verileri kullanmak yerine biraz daha bizle ilgili tahmin edilemeyecek, içerisinde mutlaka noktalama harflerinin de olduğu bir yapıyla bu verileri kullanmamız, bu şifreleri kullanmamız ölü gerekiyor. Ölü şeyli. Ölü şeyli, ünlemli, soru işaretli. Çünkü bilgisayarlar genellikle algoritmalar bizim yeni şifre modellerimizi kırmak için çok uzun zaman harcamak zorundalar. Kırmak için. Ama tahmin etme noktasında bizimle ilgili kişisel verilere sahip olan herhangi bir tırnak içerisinde hacker diye isimlendirelim bunu. Bunu tahmin edebilmesi ve bununla ilgili belli bir çerçeve içerisinde deneyerek bunu bulabilmesi son derece mümkün. Dolayısıyla normalde kullandığımız bizim için çok yüksek veri önemine sahip olmayan yerlerde kullandığımız şifrelerle önemli şirket ağlarına bağlanırken, önemli verileri kullanırken kullandığımız şifrelerin mutlaka birbirinden farklı olması gerekiyor. Evlerde yine kullanımlarda gördüğümüz başka bir husus, şirketler şirket ağlarına bağlanırken VPN dediğimiz sanal ağlarla bağlanılıyor. Bu VPN'ler tek başlarına aslında çok yüksek güvenlik için teknolojik olarak söylüyorum çok yeterli değil. Bunların üzerinde kurumsal şirketlerimizin bilgi işlem departmanları farklı algoritmalarla bunu kuvvetlendiriyorlar. Ama bu yapının üzerine verinin güvenliğini sağlayacak şirketteki bilgilerin hangi bilgisayarlara indirilebileceğini, hangi bilgisayarlara indirilemeyeceğini sağlayacak DLP dediğimiz veri
kaybı protokolleri ve veri kaybı programlarının bu sistemde olması lazım. Hı hı. Yine gene ev kullanıcıları için son derece basit bir öneri. Modemlerinin, kullanmış oldukları modemlerinin mutlaka şifreleme ile Wi-Fi ağına bağlanmasının kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlarda da servis sağlayıcılarından son derece rahatlıkla destek alabilirler. Hı hı. Genellikle bu tarz ağlara erişim, teknik bilgisi, teknik donanımı olan insanlar için son derece kolay. Hı hı. Mutlaka bilgisayardaki programlarımızın, özellikle siber güvenlik programlarının bilgisayarlarımızda kurulu olması gerekiyor. Ve bu siber güvenlik programlarını ve bilgisayar işletim sistemlerimizin son güncellemelerle mutlaka update edilmesi gerekiyor. Hı. Kullanım yaparken, herhangi bir siteye girerken sitenin güvenli olduğunu, artık son kullanıcılarımız bu konuda son derece bilgililer. HTTPS uzantısı, SSL sertifikalı veya güvenlik anahtarlı bir site olduğuna mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Sosyal medya mesajlarında ve e-maillerde gelen mesajları muhakkak kimden geldiğinden emin değillerse açmamaları gerekiyor. Hmm, bu da çok önemli. Evet. Çünkü bu konuyla ilgili uyarılar geliyor ara ara. Eğer işte tanımadığınız insanlardan size şöyle linkler geliyorsa lütfen tıklamayınız diye. Tıklayanların başına neler geldiğini de biliyoruz. Peki şu çok merak edilen konu. Biri bizi gözetliyor. Evet. Mesela internette atıyorum bardak araması yapıyorum. Evet. Bir ay sonra karşıma hala bana bardak göndermeye devam ediyorlar. Evet. Çünkü aramasını yapmışım. Bunun nasıl keşfediyor, nasıl hafızasına kaydediyor, nasıl bir ağ ile yayıyor ve bana nasıl önüme çıkarıyor? Zeki Müren de bizi görüyor mu? Soru aslında, işareti gündeme geliyor böylece. Aslında biz ziyaret ettiğimiz siteler bilgisayarlarımıza birer çerez diye isimlendirdiğimiz kod parçacıkları bırakıyor. Hı hı. Bu kod parçacıkları o siteden çıktıktan sonra bizim yapmış olduğumuz diğer davranışları da bizim bilgisayarımıza izleyip girdiğimiz siteye bu verileri gönderiyor. Çok rahatsız edici bir şey bu. Son kullanıcılarda bilgisayarlarımızda bu çerezleri engellememiz mümkün. Ama doğal günlük refleks olarak pek bunu tercih etmiyoruz. 2021 ile birlikte özellikle cep telefonu işletim sistemlerimizde ve bilgisayarda kullandığımız işletim sistemlerinde güvenliği daha yukarıya çekecek şekilde bu engellemeler sektör tabiriyle default olarak gelecek. Yani varsayılan olarak bunlar engelli olarak gelecek. İsteyen bunları açacak. Aman çok şükür. Fakat tabii gelişen teknoloji, yapay zekanın ve makine öğrenmesinin bu kadar geliştiği bir noktada sadece bizim internete yazdığımız verilerle birlikte biz takip edilmiyoruz. İzlediğimiz televizyon programlarının arasında çıkan reklamlarda bile bir hiper frekans yayınlanıyor ve bizim cep telefonlarımız o frekansı alabiliyor. Dolayısıyla biz bir X markanın reklamını televizyonda izlerken telefon önümüze aldığımızda o reklamla karşılaşıyoruz ve bu tamamen teknolojiyle yönetiliyor. Veya konuşmalarımız, bu cep telefonuyla konuşmamız olmasına gerek yok. Masamızın üzerine duran cep telefonunda yapmış olduğumuz konuşmalar tekste döndürülerek hangi ürünle ilgili, hangi konuyla ilgili ilgimizin olduğu doğrudan arama motoru ve sosyal medya ağlarına ulaşıyor. Oralardan bunlar reklam ve pazarlama süreçlerinde mutlaka kullanıcının önüne çıkıyor. Gerçekten bu işin nereye gittiği ve nasıl bir dünyayla karşılaşacağımız insanı merakını yandırıyor. Biz bazen şöyle söylüyoruz, mümkünse cep telefonlarınızı yatak odalarınıza koymayın. Çok önemli verileriniz ve çok önemli konuşmalarınız varsa mümkünse bunlardan uzak olarak. Evet, buyurun işte bakın nelere kadir cep telefonları. Bu arada sosyal ikilem, social dilemma diye bir belgesel var. Evet. Yale Üniversitesi'nde siyaset bilimi, istatistik ve bilgisayar bilimleri profesörü olan Edward Tufte'tan bir cümle diyor ki Sayın Taft, sadece iki sektör müşterilerine kullanıcı der. Biri yasa dışı uyuşturucu sektörü, diğeri yazılım sektörü. Edward Tufte'ın Yale Üniversitesi'nden siyaset bilimi, istatistik ve bilgisayar bilimleri profesörü. Yani bunlar tabii insanın geleceğiyle ilgili kaygı veriyor ama olmazsa da olmazımız. Bir şekilde bunu yönetmemiz gerek, öyle değil mi? Türkiye yönetebilecek mi? Bizler yönetebilecek miyiz? Ne yapmamız elbette gerekiyor? Elbette yöneteceğiz. Bu konudaki özellikle yetişmiş insan gücümüz son derece nitelikli. Bizim temel problemimiz yetişmiş insan gücünün hızlı bir şekilde beyin göçüyle yurt dışına kanalize olması. Hmm. Bizim devlet politikalarıyla mutlaka bu yetişmiş insan gücümüzü, özellikle teknoloji alanındaki yetişmiş insan gücümüzü gene kendi topraklarımızda, kendi şirketlerimize ve kendi organizasyonlarımıza hizmet verecek şekilde onları burada
tutmaya özendirecek bir politika ile ilerlememiz gerekiyor. Bakın veriyi konuşuyoruz. Veriyle ilgili çok enteresan bir şey söyleyeyim. O kadar hızlı bir veri üretiminin içerisindeyiz ki son 2 yılda ürettiğimiz veri dünyada insanlık tarihinin doğduğu günden 2 yıl öncesine kadar üretilen veriden daha fazla. Ve bugün 4.5G teknolojisiyle konuşuyoruz. Çok kısa bir süre sonra bununla ilgili donanımlar çıkmaya başladı. 5G teknolojisi hayatımıza girdikten sonra, nesnelerin interneti süreci hayatımıza girdikten sonra bugün sadece aramalarımız veya bulunduğumuz konum verileri paylaşılırken evimizde kullandığımız bütün cihazlar, bizim sosyal olarak kullandığımız tüm noktalardaki cihazların tamamı sensörlerle bizim adımıza, bizim faydamız açısından veri üretecekler. Dolayısıyla bugün var olan mesleklerin, benim oğlum 7 yaşında meslek sahibi olacağı bundan 10-11 sene sonra, bugün var olan mesleklerin yarısının 10-11 sene sonra olmayacağını biz biliyoruz. Yeni meslekler çıkıyor. Ortaya çıkacak. Veri madenciliği, veri güvenliği hususunda yepyeni meslekler ortaya çıkacak. Şirketler dijital dönüşüme geçerken aslında bu verimlilik, tasarruf, yeni kar merkezlerini yaratırken bunları veri toplayarak, veri üreterek ve bu verileri doğru analiz ederek aslında müşterisini tanımak noktasında kullanıyor. Dolayısıyla üretilen bu devasa verinin analiz edilerek doğru bir şekilde karar destek mekanizmalarını hizmet edecek şekilde kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'deki reflekslerimiz, ortalama insan yaşımız bu konuda son derece nitelikli ve yeterli olduğu için gelişen teknolojiler içerisinde mutlaka Türkiye çok hızlı bir şekilde dünyadaki muadilleriyle yarışacak düzeye gelecek. Mutlaka. Gelecek güzel şeyler getirecek ama geleceği yönetmek ve dijital ortamı değerlendirmek bizim elimizde. Bu arada anladığım kadarıyla biraz da şirketlerin aslında bilinçli ve bu işi bilen, sadece şirketlerin değil insanların da bireysel anlamda fikir alması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Tolga Özol bizimle birlikte olduğunuz için. Digivegas CEO'su Tolga Özol bizimle beraberdi.